Hadi gelin 2 bölü 3 bölü 5 işlemini yapmayı deneyelim. Videoyu durdurup soruyu önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. İlk olarak soruya kavramsal açıdan yaklaşıp görselleştirmeye çalışabiliriz. Bunu yapmak için gelin 2 bölü 3'ü temsil eden bir resim çizelim. Diyelim ki bu çizdiğim şey bir bütün olsun. Bu bir kare ve bir bütünü temsil ediyor. Şimdi bunu 3 eşit parçaya bölebilirim. Elimle yapmayı deneyeyim. Eee, sanki fena olmadı. Evet, şimdi burada 3 eşit parça var. Her biri 1 bölü 3'e denk. Bizim elimizde 2 bölü 3 varmış. Yani biz, boyadığım bu kısmı temsil eden bir şey istiyoruz. İşte bu, 2 bölü 3. Şimdi, bu 2 bölü 3'ü 5'e bölmek istiyoruz. Bunu yapmak için bu kısmı 5 eşit parçaya ayırabiliriz. Ama bunu yaparken aslında 3'te birliklerin hepsini, yani bütünün tamamını 5 eşit parçaya bölebiliriz. 1, 2, 3, 4 ve işte 5 parça. Peki, şimdi bu 5 parçadan biri, baştaki 2 bölü 3'ümüzün neresine denk geliyor? İşte şu kısım, bu 5 parçadan birinin baştaki 2 bölü 3'ümüzün üzerine denk geldiği yer. Bunlardan bir tane de şuraya, bir tane de buraya, bir tane daha buraya, bir tane de şuraya çizebiliriz. Böylece bu, 2 bölü 3'ü oluşturan 5 eşit parçamız oldu. Peki, bunlardan sadece biri neyi temsil ediyor? Eğer bu parçanın neyi temsil ettiğini bulursak, 2 bölü 3 bölü 5'i de bulmuş olacağız. Aslında burada 1 bölü 3'lük parçalarımızı 5 eşit parçaya bölünce, bütünü de 15 parçaya bölmüş olduk. Bunu nereden mi biliyorum? Başta 1, 2, 3 parçamız vardı. Sonra bunların her birini 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldük. Artık bu parçaların her biri 1 bölü 15'e eşit. 3 çarpı 5'ten bunu hesaplıyoruz. İsterseniz tek tek sayabilirsiniz de. Burada kırmızı çerçeve içine aldığımız kısım, bu 15'te birliklerden 2 tanesi. 1 bölü 15 burası ve 2 bölü 15 de burası. Yani işlemin sonucu 2 bölü 15'e eşit olacak. Soruyu bu şekilde görselleştirmek gayet güzel tabii ama zamanla şimdi göstereceğim diğer yaklaşımla çözmeye daha çok alışacaksınız. Bir sayıyla bölmek, o sayının tersiyle çarpmakla aynı şeydir. Şimdi, 5'i kesir olarak 5 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. Yani 2 bölü 3'ü 5'e bölmek demek, 2 bölü 3'ü 5'in tersi olan 1 bölü 5 ile çarpmakla aynıdır. Tersini bulmak için ne yaptık? Pay ve paydanın yerlerini değiştirdik. Bu sefer de 2 bölü 3'ün 1 bölü 5'i yani 5'te biri nedir diye düşünüyoruz. Ki o da yine burada bulduğumuz parçaya eşit olacak. Görsel olarak bunun 2 bölü 15 olduğunu zaten bulduk ama hesaplamayı da yapalım. Kesirleri çarparken payları çarpıp paya yazıyoruz. 2 çarpı 1, 2. Aynı rengi kullanayım. 2 çarpı 1, 2. Paydaları da çarpıp paydaya yazıyoruz. 3 çarpı 5, 15. Umarım çizerek anlatmam, bölme yaparken böldüğümüz sayının tersiyle çarpmanın neden mantıklı olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur. İşlemin devamında kesirleri çarparken de payları çarpıp yeni kesrin payına, paydaları da çarpıp yeni kesrin paydasına yazıyoruz.